Aydın abi çok tatlı bir insandı. Çok tutkulu bir gazeteciydi. Ve ilk günden beri hiçbir karşılık gözetmeden T24'ün içinde oldu. Yazılarıyla, enerjisiyle, haberleri okuyup düzeltmesiyle, genç arkadaşlarımızla sohbetleriyle. Hakkını ödeyemeyiz. Bize onur verdi, bize büyük bir güç verdi. Onu muhtemelen arzu ettiği gibi o eşsiz tatlılığıyla, tabii ki gazeteciliğiyle, neşesiyle, gücüyle hatırlayacağız. Ama yeri de olmaz Aydın abinin. Klişe denilebilir ama Aydın abiye klişeler de çok yakışır. Her şey yakışır. Yeri de olmaz Aydın abimiz. Sadece darbelere karşı demokrasi mücadelesi verilmesi açısından değil, yarının gazetecilerine itibarlı bir miras bırakmak konusunda en kıymetli meslektaşlarımızdan birisini, dostlarımızdan birisini kaybettik. Unutamayacağımız bir şey var ki o da Aydın Engin gibi bir gazetecinin mahkemelerde yıllarca süründürülmesidir. Aydın Engin'in gazeteciliğini test etmek veyahut basın kartına değer olup olmadığını tartmak bugünün iktidarına kalan bir durum değildir. Hepimizi her gün habercilik için, muhabirlik için, haber heyecanı için heyecanlandıran bir Aydın Engin vardı. Onun hem mücadelesi, hep dik duruşu, asla pas etmiş, son dakikaya kadar bizim için çok değerliydi. Gerçekten dostumuz, arkadaşımız Aydın Engin vardı ki bizden yaşça çok büyük olmasına, çok daha tecrübeli olmasına rağmen o her zaman bizim muhabir arkadaşımızdı. İyi bir şey yaptıktan sonra hep arar şöyle derdi, çok iyi gidiyorsunuz, daha da iyisi olacaksınız, devam edin böyle. Şimdi bizim artık gazeteciler arasında böyle ilişkiler yok. Herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Aydın abi hiçbir zaman böyle olmadı. Şöyle demek lazım, Aydın abi merak etme, devam ediyoruz biz. Aydın abi, yürüdü olmuş. Hayatı olmuş. Yürüdü olmuş. Yürüdü olmuş. Yürüdü olmuş.